Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize de Deniz'den sesleniyorum. Bu dersimizde sizlerle doğal sayılarda çarpma işlemleri yapacağız, öğreneceğiz. Faydalandığımız kaynak 5. sınıf matematik bumerang etkinlikle kitabı hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi doğal sayılarda çarpma işlemlerini yaparken bir kere çarpım tablosuna iyi bir şekilde hakim olmamız gerekiyor. Çarpım tablosunu ezberleyin demiyorum. Bakın ilkokulda öğrenmeniz gereken bir şeydi. Fakat öğrenmediyseniz mutlaka arkadaşlar öğrenmenizi tavsiye ederim. Yazarak çalışabilirsiniz. O ritmik olarak hareketi, örüntüyü yakalayabilirsiniz. Ama bir şekilde arkadaşlar öğrenin. Hem sayı hissiniz gelişecektir. Hem hızlı işlemler yaptığınız için ayrı bir özgüven kazanacaksınız. Yani bir an önce öğrenmeye bakın. Sadece çarpmada değil, bölmede, problemlerde, kesirlerde sadeleştirmede vesairede yani yeni göreceğiniz konularda da sürekli işinize yarayacak. Öğrenin, kurtulun yani. Tamam? Biliyorsanız da süper. Şimdi arkadaşlar bu verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulacağız. Öncelikle arkadaşlar burada şu çarptığımız sayılara çarpan diyorduk. Onu bir hatırlatalım çarptığımız sayılar var ya şunlar. Mesela 407 ve 18 burada çarpan demek. Tamam. Sonucu bulduğumuzda da o sonuca çarpım diyeceğiz. Şimdi burada çarpmaya başlıyoruz. Şimdi bak buradan başlıyorum. 8 kere 7 56. Elde ne var? 5 var. Yani aklında tutabiliyorsan hiç yazmana gerek yok. E, elde 5 var ya da böyle elinde tut tamam mı? Yani böyle göster 5 var diye. Sonra 8 kere 0 0. E, elde 5 olduğu için hemen buraya yazdım o elde mi? Eldeden kurtuldum. 8 kere 4 32. Bak 32'yi buraya yapıştırdım. Yani orada artık elde yok. Direkt yazdım. Sonra 1 kere 7 7. Zaten 1 ile çarptığımızda aynısını yazacağız. 1 kere 0 0. 1 kere 4 4. Yalnız yazarken nereden yazdım fark ettiniz mi? Onlar basamağındaki sayıyla çarptığım için arkadaşlar onlar basamağının altına yazdım. Aslında bu şu demek yani. 7 ile 10'u çarpıyorsunuz. 70 demek. Yani normalde buraya 0 yazmıyoruz. Biz hani pratiklik olsun diye bu şekilde çarpmayı yapıyoruz arkadaşlar. Yani birler basamağında başlarken birler basamanın altından başlayacaksın. Onlar basamandaki ile çarparken onlar basamanın altından başlayacaksın. Olay bu. Buradan sonra artık toplayacağız. 6, 7, 5 daha 12. Elde 1 var. 2 bir de elde olduğu için 3. 4, 3 daha 7. Direkt böyle yazdım. Yani 7326 olarak sonucu buldum. Bu sonuca da ne diyoruz? Çarpım diyoruz arkadaşlar. Biz çarpmayı niye yapıyoruz? Çarpma aslında toplamanın daha üst versiyonu. Daha kolaylaştırılmış versiyonu. Çünkü toplama daha ilkel bir şey arkadaşlar. Yani düşünsenize 18 tane 407'yi böyle yan yana ya da alt alta topluyorsunuz. Diyor ki işte matematikçiler ya ne gerek var buna 407 ile 18'i çarp aynı sonucu elde edersin zaten olay bu. Şimdi buraya geldiğimizde evet 3 basamaklı 3 basamaklı var. Çarpabiliriz. Hiçbir sorun yok. 6 kere 4 24'ün 4'ü elde 2'miz var. 4 kere 4 16 2 elde olduğu için 18'in 8'i e elde 1 var. 4 kere 6 24 bir elde olduğu için 25 yapıştırdım. 3 kere 6 18. 18'in 8'i e elde 1 var. 4 kere 3 12 Elde 1 olduğu için 13'ün 3'ü elde 1 var. 6 kere 3 18 bir elde 19 bu şekilde yazdım. Bak onlar basamandan başladım dikkat et. Şimdi tekrar çarpmıyorum. Neden? 3 ile 646'yı çarptığında 1938 ise 3 ile 646'yı yine 1938 olacaktır. Bir basamak kaydırarak yüzler basamanın altından olacak şekilde yazıyorum arkadaşlar. Topluyorum bunları 4 8 8 daha 16 elde 1 var. Bakın 5 3 daha 8 8 daha 16 bir elde olduğu için 17'nin 7'si yine elde 1 var. 9, 3 daha 12, 2 daha 14, bir de elde olduğu için 15, 15'in 5'i elde 1 var. 9, 1 daha 10, bir elde olduğu için 11'in 1'i elde 1 var. 1, 1 delta olduğu için 2, 215.764 olarak sonucu bulmuş oluyoruz. Şu sayılara çarpan, şuna da çarpım diyoruz. Hatırlatalım bunu da. 256 ile 25'i çarptığımızda da 6 kere 5, 30'un 0'ını yazdım. Elde 3 var. 5 kere 5, 25, 3 elde olduğu için 28'in 8 elde 2 var. 5 kere 2, 10, 2 elde olduğu için 12 diye yazdım. 2 kere 6 12 bak direkt onlar basamağının altından yazdım elde 1 var. 2 kere 5 11 elde olduğu için 11'in biri Yine elde 1 var 2 İk kere 2 4 bir elde olduğu için 5 ve bunları topluyorum değerli arkadaşlar 0 8 2 daha 10 elde 1 var 2 1 daha 3 bir elde olduğu için 4 5 1 daha 6 6400 olarak bulmuş olduk. Bu kadar yani olay bundan ibaret diyebiliriz ya burada mesela şöyle bir şey olabilir ee, bir satıcı 256 lira gömlekten 25 tane satmıştır buradan ne kadar kazanç elde etmiştir? 6400 lira kazanç elde edilmiştir. Yani bu öğrendiklerinizin günlük hayatta elbette karşılığı var arkadaşlar. Ama biz şu an mesela hani bir nasıl yapıldığını görün. Yani bu yapılışını bir kere e, karıştırıyorsanız bunu bir kere tam olarak öğrenmeniz lazım. Daha sonra zaten problem tarzıyla daha sonraki derslerimizde farklı soru tarzlarıyla da yine pekiştiriyor olacağız arkadaşlar. Tabi siz de bunlarla alakalı bol bol soru çözmelisiniz. Bu çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulmak istiyoruz burada 7 kere 6 ne yapıyor 42'nin ikisini yazdım elde 4 var 7 kere 0 0 e o zaman elde 4 olduğu için eldeyi yazdım. 7 kere 3 21. Şimdi bakın 0 ile 6'yı çarptığınızda 0. İsterseniz buraya bunları yazın. İsterseniz hiç yazmadan 7 kere 6 42'ye direkt yüzlerin altından bak. 1 değil de 2 basamak kaydırarak böyle direkt öyle de yazabilirsiniz. Nasıl hoşunuza giderse. Tekrar çarpmanıza gerek yok. Çünkü 7 ile çarptığınızda 2142 ise burada da 2142 olacaktır arkadaşlar. Bunları toplayalım. Bakın burası 2 burası 4, burası 3, burası 6, burası 21. O zaman 216.342 olarak bu sonucu da kolaylıkla bulmuş olduk. Buraya geldiğimizde 9 ile 4'ü çarptığımızda 36, 9 kere 4 36, elde 3'ümüz var. 9 kere 3 27, 3 elde olduğu için 30, 30'un sıfırını yazıyorum elde yine 3 var. 9 kere 5 45, 3 elde olduğu için 48 yazdım 48'i direkt. Buraya e, buraya 5'e geldim. 5 kere 4 20 elde 2 var. 5 kere 3 15 2 elde 17 elde 1 var. 5 kere 5 25 bir elde olduğu için 26 bu şekilde yazdım. Sonra e, sonra 3'e geçtim. 3 kere 4 12 elde 1 var. E, 3 kere 3 9 bir elde olduğu için 10 yine elde 1 var 3 kere 5 15 bir elde olduğu için 16 yani burada eldeleri unutmadan e, ...hızlı hareket etmeye de çalışmanız lazım. Belki şu an diyorsunuz hocam siz çok hızlı yapıyorsunuz falan. Hayır arkadaşlar yani normali aslında bu bunun. Onu söyleyeyim yani. E, tabii ki hani ilk etapta böyle yapamayabilirsiniz. Hatta eldeleri aklınızda tutmakta zorlanıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için e, telefon, tablet gibi cihazlardan birazcık daha uzak durmanızı tavsiye ederim. Dikkatinizi toparlamanız açısından önemli. Bir de ilk etapta yazın yani eldeği madem yazın kullandıkça silin yani. Başka da e, şey yok yani burada açıkçası tamam 6'yı yazdım. 0'ı yazdım. 8, 7 daha 15, 2 daha 17. Elde 1 var. 6, 4 daha 10, bir elde 11'in 1'i Yine elde 1 var. 6, 2 daha 8, bir elde olduğu için 9. Ne elde ettim? 191.706'yı elde ettim değerli arkadaşlar. Bunların günlük hayat problem tarzına bakalım. Bir fabrikada üretim yapılan gazozlar içinde 124 şişe gazoz bulunan paketler halinde bayilere ulaştırılmaktadır. Bu bayiye bu paketlerden 202 tane gönderilmiştir. Buna göre bu bayiye toplam kaç şişe gazoz gönderilmiştir? Şimdi arkadaşlar 124 şişe gazoz bulunan paketlerden 2 paket gönderilse ne yaparsınız? 124 ile 2'yi çarparsınız ya da 124 ile 124 toplarsınız. O zaman 124 şişe bulunan paketlerden 202 tane gönderiliyorsa 124 ile 202'yi çarpmalısınız. E 2 kere 4 8 2 kere 2 4 2 kere 1 2 hep elde olacak yok değil ya arkadaşlar. Sıfırla çarpsanız yine sıfır elde edeceksiniz. Onun yerine yazmadan 2 kere 4 yine aynı şey olduğu için 2 basamak kaydırarak yazıyorum. Ama benim kafam karıştı hocam diyorsanız direkt böyle 0 çarpı 4 0 0 çarpı 2 0 0 çarpı 1 0 sorun değil yani. 2 ile 4'ü çarptınız 8 2 i̇ki ile 2'yi çarptınız 4 2 ile 1'i çarptınız 2 yani bu şekilde de yapabilirsiniz. 8 4 4. 8, 2 daha 10. Elde 1 var. 5. Ne oldu? 25.048 olmuş oldu. Toplam 25.048 şişe gazoz gönderilmiştir. Bir dondurma dolabında her birinin içerisinde 24 adet dondurma bulunan kutulardan 75 tane vardır. Bakın 24 dondurma bulunan kutulardan 75 tane varmış. Yani 24 çarpı 75 gelecek zaten. Sonra diyor ki buna göre 4 dondurma dolabında toplam kaç adet dondurma vardır? Şimdi arkadaşlar o zaman biz burada şöyle düşünmemiz lazım. Evet 24 ile 75'i çarpacağız. Bir tane dolapla bulunanları bulacağız. Sonra 4 tane dediği için bir de onu 4 ile çarpacağız. 5 kere 4 20 elde 2 var. 5 kere 2 12 elde olduğu için 12. 7 kere 4 28 elde 2 var. 7 kere 2 14 2 elde olduğu için 16. Topla bunları bakayım. 0, 8, 2 daha 10 elde 1 var. 6, 1 daha 7 bir elde olduğu için 8. 1800 yaptı. 4 tane dolaptaki sorulduğu için 1800'de de 4'ü çarparız. O zaman burada da bakın hiç sıfırları görmeyin. 4 kere 8 32'nin ikisi elde 3 var. 4 kere 1 4 3 elde olduğu için 7 sonra sıfırlarını ekleyin. 7200 oldu. Hatta başta da yapabilirdiniz. 4 kere 0 0 4 kere 0 0 4 kere 8. Yani sorun değil ama bu tarz pratiklikleri kazanmanız da önemli değerli arkadaşlar diyoruz ve hemen bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Son sorumuz bu arada. Tamam mı? Çok da sıkmayalım sizleri. Her biri 15 kilogram kapasiteli meyve kasalarının içerisine portakal konulacaktır. Yukarıda üst üste ve yan yana sıralı olan meyve kasalarına konulan toplam portakal miktarı kaç kilogramdır? Baktığınızda 25 sıra var arkadaşlar. Tamam. Her biri 15 kilogram kapasiteli meyve kasaları deniliyor. Yalnız bak görseli yorumlama da önemli burada. 3 tane kasa var üst üste. O zaman burada her sırada 15 çarpı 3'ten 15 çarpı 3'ten 45 kilogram olacak. Tamam hocam. 15 çarpı şu çarpıyı düzgün yapalım. 45 kilogram olacak. Ama 25 sıra var hocam. Tamam o zaman. Her sırada 45 ise 25 sırada toplamda 45 çarpı 25'ten 5 kere 5, 25 elde 2 var. 4 kere 5, 22 elde 22. 5 kere 2, 10 elde 1 var. 4 kere 2, 8 bir de elde 9. Bunları topluyorum değerli arkadaşlar. 5, 2, 9, 2 daha 11. 1125 kilogram portakal vardır toplamda diyebiliriz değerli arkadaşlar. Böyle mesela yeni nesile geçiş alışabilirsiniz. Mesela bu ee, yeni nesile geçiş için önemlidir. Yani görseli yorumluyorsunuz. Yani kademe kademe geçmeniz önemli. Tabii bunlarla ilgili sizler de pekiştirici sorular... Ee, kazanım kavrama soruları, beceri temelli sorular çözmeniz önemli arkadaşlar. Ee, konuyu tam anlamıyla öğrenebilmeniz açısından. Bir dersimizin de burada sonuna geldik. Her güzel dersimizde olduğu gibi bu dersimizde de sona erdi. Ee, YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Videoları kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, ayrıca e, videomuzu beğenirseniz, e, görüş önerilerinizi yorum yazarsanız mutlu oluruz. E, bir dahaki videolarda görüşünceye kadar da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çarpım tablosunda iyi bir şekilde öğrenin artık. Bilmeyenler için demiyorum. Yani unutanlar olabilir. Tam öğrenmemiş olabilir. Yani ama iyi bir şekilde öğrenmeniz tabii. Bak ezberleyin demiyorum. İyi bir şekilde öğrenin diyorum arkadaşlar. Gerçekten hız kazandığınızı, kendinize böyle bir özgüven kazandığınızı göreceksiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.